Gazeteci Fatih Portakal biliyorsunuz hem iktidarı hem de muhalefeti eleştiren isimlerden birisi. Bugün Fatih Portakal ilk kez muhalefete eleştirmedi. Hatta doğru bir taktik uyguladığını belirtti muhalefetin. Son birkaç haftadır Cumhur İttifakı'nın ortakları muhalefete adayı açıkla baskısında bulunuyor. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda erken seçime bile gidebileceklerini belirtiyorlar. Muhalefet ise seçim kararı alınana kadar adayı açıklamama konusunda ısrarlı. Gazeteci Fatih Portakal bu tartışmalara dahil oldu ve muhalefetin uygulamış olduğu taktiğin doğru olduğunu söyledi. Sosyal medya hesabından Bir Gün gazetesine ait bir haberi paylaşarak Fatih Portakal bakın neler yazdı. Muhalefet aday ismini bilmeceye çevirerek doğru bir şey yapıyor. Erdoğan ve ekibinin sinirlerini bozuyor. Seçim tarihi belli olana kadar iyi strateji. Sarayın taktiği rakibi yıpratmak. Haber bu şekildeymiş Bir Gün gazetesinde yayınlanan. Yeniden adaylığını açıklayan Erdoğan, altılı masanın Cumhurbaşkanı adayını açıklaması için baskı kuruyor. Evet, şimdi şunu belirtmekte fayda var. AKP artık seçimi kaybedeceğini gayet iyi bildiği için muhalefetin yanlış bir adayla seçime katılmasını istiyor. Tek umutları, tek beklentileri bu. İnşallah muhalefet son dakikada yanlış bir adayla seçime girmez. Doğru bir adayı, Cumhurbaşkanı adayı gösterir ve Millet İttifakı'nın adayı 13. Cumhurbaşkanı seçilir. Çünkü 20 yıldır AKP iktidarını ayakta tutan şey muhalefetin kötü olması ve alternatif üretememesiydi. Ama geldiğimiz süreç itibariyle muhalefetin vitrinine rağmen kaybeden bir AKP ile karşı karşıyayız. 31 Mart yerel seçimlerinde de AKP'nin büyüsü zaten bozulduğu için şu an muhalefet toplumu sandığa götürebilecek, umut olabilecek bir cumhurbaşkanı adayı çıkarması durumunda bu seçim ikinci tura kalmadan bile birinci turda sonuçlanır. Ama muhalefetin yanlış bir aday çıkarması durumunda bu seçim ikinci turda AKP tarafından kazanılabilir. Bu yüzden tek umutları, tek beklentileri şu an AKP ve MHP'nin muhalefetin yanlış bir adayla yarışa girmesi. İkinci bir Ekmelettin İhsanoğlu vakası muhalefet olur da yaşatacak olursa muhalefet seçmenine hiç kusura bakmasınlar. Bir seçimi daha kaybetmeleri durumunda 5 sene sonra tümden yok olur gider muhalefet. Bu yüzden muhalefetin bu seçimi kazanabilecek, hatta fark atabilecek bir adayla yarışa girmesinden başka çıkar yolu yok. Muhalefet kazanmak istiyorsa bunu uygulamak zorunda. Ha, kaybetmek istiyorsa Kemal Özkiraz'ın, Merdan Yanardağ'ın, Hakan Aygün'ün gazına gelirler. Kemal Kılıçdaroğlu'na aday gösterirler. Bu iş birinci turda olmasa bile ikinci turda AKP tarafından sonuçlandırılır. AKP bir seçimi daha kazanır. Kemal Bey de zaten emekli olacakmış. Partiyi başka birine bırakacakmış aday olması durumunda. Dün birçok CHP medyasında da bu haber yayınlandı. Sonra ne olacak? Sonra olan muhalefet seçmenine olacak. 10. balkon konuşmasını dinleyecekler. Ve 11. balkon konuşmasını dinlememek için mücadele verecekler. Tabii bu sefer sandığa götürecek birilerini bulurlarsa. Çünkü insanlar artık bu seçimin gerçekten muhalefetin kazanabileceği son seçim olarak görüyorlar. Muhalefetin de hakkını başına alıp milletin sesine, sokağın sesine kulak vermesi gerekiyor. Özellikle Meral Akşener'in milletin sesine kulak verip Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı göstermesi gerekiyor. Bu iş ikinci tura kalmadan birinci turda sonuçlanacaktır. Mansur Yavaş'ın aday olması durumunda açık ve net söylüyorum. 31 Mart yerel seçimlerinde AKP'nin farkla kaybedeceğini söylemiştim. 23 Haziran tekrar seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun en az 500 bin fark atarak seçimi kazanacağını söylemiştim. Şu an 800 bin fark atmış bir İmamoğlu figürüyle karşı karşıyayız. Şimdi de iddia ediyorum Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olması durumunda bu seçimi muhalefet kazanacak. Hatta ülkücü seçmenin büyük bir bölümü de ikinci turda gidecek Mansur Yavaş'a oy verecek.